Megamek'ten herkese merhaba. Ben Ceren Salgın. Olaylı Magazin gündemimize karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Büyük oğlu Kuzey ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü manken Çağla Şikel katıldığı programda yaşadıklarından söz etti. Şikel, büyük oğlunun ergenliğinde yaşadıkları bir olay üzerinden sinir krizi geçirdiği anları anlattı. Şikel, kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır diyerek önce anıyı anlattı, sonra da bu olaydan çıkarttığı dersleri izleyenlerle paylaştı. Kapıyı kırmak bir şey değiştirdi mi dersiniz? Değiştirmedi. Sadece elimi kırmış oldum. Baktım çocuk bilgisayar oynamaya devam ediyor. Ben gittim atel taktırdım şeklinde konuşan Çağla Şikel, sinirle geçen oğlunun ergenlik sürecinden kendisi de nasibini almış gibi duruyor. Divaların divası. Bülent Ersoy daha öncelerde yaptığı cenazeme kimse gelmesin sözleriyle gündeme gelmişti. Çok konuşulan bu sözler Ersoy'a tekrar hatırlatıldı. Bu kararın hala arkasında durup durmadığı ya da yalnızca sinirle söylenmiş sözler olup olmadığı merak edilen Ersoy yine çok konuşulacak bir yanıt verdi. Ben bir kere döndüm, bir daha dönmem. Güldür Güldür programında İbrahim karakterine hayat veren oyuncu Rüştü Onur Atilla, uzun süredir evli olduğu eşi Sinem Ayyıldız'la boşanmasından yalnızca 20 gün sonra şarkıcı Nez'le yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Tepki gören bu açıklama akıllara ihanet iddialarını getirirken Ayyıldız da bu iddiaları pekiştiren açıklamalarda bulunmuştu. Yaşananlardan kısa süre sonra Onur Atilla ve Nez aşklarının noktalandığını açıkladı. Nez kısa süren aşkları hakkında ise ilk kez konuştu. Sosyal medyadan gelen eleştiriler sizi yıprattı mı sorusuna asla yıpranmadım, sadece yıpratmak isteyenler oldu. 45 yıldır böyle bir şey yapmamışım. 45 yaşından sonra da hemcinslerimi bu kadar savunabilen bir durumdayken orta parmağımı yukarı kaldırdım. Artık çok sıkıldım bu mevzudan. Üçüncü şahısların girdiği bir şey çok sağlıklı değil yanıtını verdi. 1953 yılında Tahran'da yaşanan bir aşk hikayesini ekrana taşıyan Feremen İran dizisi Şehrazat'ın yerli versiyonu pazar günü sete çıkıyor. 1960 darbesi yıllarında geçen dizinin kadın başrolü Şehrazat'ı Simay Barlas canlandıracağı kesinleşirken başrol erkek oyuncu da belli oldu. Öğrenilene göre Aytaç Yaşmaz Simay Barlas'ın partneri olarak dizide Ferhat karakterine hayat verecek. Beklenmedik ikilinin ekranlardaki uyumuysa oldukça merak edildi. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.